Sevgili izleyenler, Ajanda programından güzel bir akşam dileklerimizi ileterek başlayalım. Az önce ana haber bülteninde sizlerle beraberdik. Şimdi Ajanda'da hem Türkiye'nin hem de asıl bizi ilgilendiren kısmıyla Elazığ'ın gündemini değerlendirmek üzere buradayız. Türkiye'nin gündemini değerlendireceğimiz alan aslında haliyle Elazığ'ı da ilgilendiren bir kısım. Ekonomiden bahsedeceğiz sevgili izleyenler bugün. Ekonomiyi biz de buradan Elazığ ekonomisini ve Türkiye ekonomisini yorumlamaya gayret göstereceğiz. Sonraki dilimde ise, ikinci dilimde ise STK'ları biraz konuşacağız. Sivil toplum kuruluşlarının Elazığ'da ekonomiye, siyasete, bürokrasiye ve diğer yönleriyle şehrin lokomotifi olma yönünde bir etkisi var mıdır, yok mudur? Bunu tartışmaya çalışacağız. Sabit yorumcularımızla, programın asıl sahipleriyle. Aytin Sunguroğlu, hoş geldiniz efendim. İş adamı Yunus Evliyoğlu, siz de hoş geldiniz. Ve avukat Çağlar Duran. Kıymetli izleyenler, İbrahim Gök, kıymetli avukat İbrahim Gök program yorumcularımızdan. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde muhterem babaları vefat etti. Allah rahmet eylesin. Buradan bir kez daha taziyelerimizi iletmiş olalım. Ve şu anda da kendisi biraz rahatsız ve bugün de programa katılamadı. Ona da yine ekranlarımız vasıtasıyla geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım. Şimdi her zaman bir şeye başlamak, konuyu açmak, konuyu şekillendirmek zor olandır. Ve hele şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik durumu da değerlendirmek muhtemelen biraz daha zor olacak. İlimize yansıması da var. Şu yönüyle yansıması var. Zaten pandemi sürecini yaşıyoruz tüm Türkiye ve dünya. Elazığ hep söylediğimiz gibi bir de depremle sarsıldığı için haliyle ekonomisi bir nebze olsun daha kötü. Ve bugün doların 8.06'lara kadar çıkmış olması ve şu anda hala 8 bandının üzerinde bir tabloda seyrediyor olması. Ekonominin bir boyutuyla dolar bazlı kötüye gittiği yorumları yapılıyor. Ekonomistler tarafından döviz bazlı kötüye gittiği yorumları yapılıyor. Yunus Bey, sizle başlayacağız. Olur aslında efendim. Burada iki iş insanı var. Yani haliyle avukatların da bu yönde biraz daha söyleyecekleri muhtemelen olur ama ekonominin direkt içinde olduğunuz için hem işveren olarak. Ekonomi iş batarsa ondan sonra onlara iş düşüyor. Her halükarda avukatlar kazanıyor. Orada evet. Bir sıkıntı yok da ekonomi ne kadar kötü olursa olsun ya da iyi olursa olsun. Yunus Bey, nereye gidiyoruz? Valla dünya bu soruyu soruyor. Bu sorunun cevabını bekliyor. Nereye gidiyoruz diye. Bunun cevabını vermek çok zor. Yani biliyorsunuz olağanüstü zamanlar yaşıyoruz. Hem dünyada hem ülkemizde. Bu sebepten ötürü nereye gidiyoruzun cevabını veremeyebiliriz ama şu anda ekonomik olarak çok iyi gittiğimiz söylenemez. Bunu çok net ifade etmek gerekiyor. Çünkü zaten ülkemizde 3-4 yıllık bir şu Rahip Brunson olayından beri ciddi bir sıkıntı var. Dolar üzerinden, faizler üzerinden. Olayı bir bütünüyle ele aldığımız zaman aslında işte pandemi süreci, onun dışında yerele baktığımız zaman deprem süreci, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman hem ülke anlamında hem de yerel anlamda, Elazığ anlamında gerçekten çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ve genelde yazları bu ekonomik sıkıntılar çok hissedilmez. Önümüz kış daha dar bir ekonomik anlamda daha da dar bir sezona giriyoruz. Evet. Bugün mesela Cumhurbaşkanımız Fransa Başbakanı'na çok sert bir şekilde bir eleştiride bulundu. Haklıdır. Burada hadsizce açıklamaları var Fransız Başbakanı'nın. Hem ülkemizin yapmış olduğu stratejilerden ötürü Türkiye'de çok ciddi uğraşmakta, biliyorsunuz. Kamuoyu da bunu çok yakından izliyor. Aynı zamanda iki gün önce de Peygamber Efendimiz'e karşı küstahça bir harekette bulundular. Evet. Yalnız boykot çağrısı, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Türk malları için boykot çağrısı vardı. Bugün de aynı şekilde bizim Cumhurbaşkanımız tarafından bir boykot çağrısı oldu Fransız ürünlerine karşı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız geçen iki gün önce, daha doğrusu dün Malatya programında da Amerika'ya bir serzenişte bulundu. Hani Amerika kim tarzında. Bunlar bize ekonomik anlamda hemen ertesi gün ekonomiyi iyi takip edenler, borsayı iyi takip edenler, doları, euroyu iyi takip edenler bunu çok net bir şekilde hemen ertesi gün hissedebiliyor. Bugün dolar maalesef 8'i aştı. Yani 8 psikolojik sınırımızdı bizim.
yaklaşık bir aydır 7.50-7.90 arasında gidip geliyordu. Bugün 8-8.10 civarında açtı ki bankalar çok ciddi, Merkez Bankası da müdahale etmesine rağmen 8.10-15'ten aşağı indiremediler. Evet. Hakeza Euro da aynı şekilde yükseldi ve altında da yükselişli bir şekilde devam gümüşte. Ediyor. Yani baktığımız zaman bunlar bizim üretim anlamında zaten biz ülkece çok ciddi bir sanayi ülkesi değiliz. Daha çok tüketen bir toplumuz. Ayrıca bu sene turist gelirlerinde de çok ciddi düşüş söz konusu oldu milli gelire. Buna benzer ihracat anlamında pandemiden dolayı ürettiğimiz malların birçoğu yine yatırımcının elinde kaldı. Bunları bir bütün olarak ele aldığımız zaman tabii ekonomide son kullanıcıya çok ciddi bir şekilde etkisi oluyor. Yani bugün olmasa 2 ay sonra mutlaka oluyor. Yani ekonomik anlamda baktığımız zaman bu sene gerçekten büyük buhran yaşıyoruz. Yani dünya da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Yani bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Ama bizim en temel problemimiz Türk lirasının dolar karşısında, sterlin karşısında, euro karşısında diğer ülkelere nazaran çok ciddi bir şekilde değer kaybı. Şuradan bir ya şey bu bizi söyleyeceğim. Gerçekten çok büyük sıkıntıya yani, sokuyor. Yanı başındaki komşumuz Bulgaristan, onların parası bile kısmını kullanıyoruz. Türk lirasına göre değer kazanmış ve Edirne'ye gelip alışveriş yapmanın sırasına kuyruğuna girmişler. Yani Türk lirası diğer para birimlerine göre değer kazanması demek, değer kaybetmesi demek, ekonomide diğer ülkelere göre daha fazla zarar ettiğimiz, daha çok kaybımızın olduğu manasına gelmiyor mu? Geliyor. Yani kim gelmiyor derse bence yanlış düşünüyor. Çünkü geliyor. Bugün Bulgaristan'ı da, Gürcistan'ı da, Suriye şu an savaşta. Suriye'nin bile şu anda TL karşısında değeri daha fazla. Maalesef. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Ama bu operasyon yiyen, yönetemiyor muyuz? Dünyada operasyon yiyen, yani mesela Rusya'ya baktığımız zaman Rusya'nın para birimi dünyanın en değersiz para birimlerinden biri. Bunu evet. Türkiye'ye kıyas olarak söylemiyorum. Aslında olaya başka bir açıdan bakmak istiyorum. Baktığınız zaman Çin'in para değeri çok böyle dolar karşısında iyi değil. İran'ın para birimi yerlerde. Japonya'nın para birimi dünyanın en düşük para birimlerinden biri. Ama Japonya'nın şöyle bir avantajı var. Japonya tamamen dışa kapalı bir ülke. Her şeyini kendi üretip kendi kendine yetinebilen bir ülke. Biz bu ekonomik krizlerden ne çıkarmalıyız? Tamamıyla üretim, üretim, üretim. Milli savunmada yapmış olduğumuz üretim hamlesini genelde de yaymamız lazım ki biz o zaman muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilelim. Evet. Bütün mesele üretimde. Yani yazılımda artık teknoloji çağındayız. Ama tabii ki hayat devam ediyor, ticaret devam ediyor. Reel olarak ticarete baktığımız zaman durum gerçekten iç açıcı değil. Çünkü Elazığ için konuşalım. Yani biliyorsunuz 24 Ocak depremi. Bugün 11. aya neredeyse giriyoruz. Yaklaşık 10 ay oldu. Depremden sonra 2-3 ay Elazığ enkazı kaldırmakla meşguldü. 3 ay pandemiyle zaten bütün ülke kapalı bir duruma geldi. Deprem pandemi normalleşme sürecinde tekrar bizim şehir merkezimizde orada burada yıkımlar devam etti. Doğru muyum? Hala evet. Daha devam ediyor. Ve bundan bir hafta sonra, 10 gün sonra Amerika Başkanı Trump bile çok büyük bir ikinci dalgadan bahsediyor. Şimdi İtalya'da Fransa başladı. Bugün sokağa çıkma yasakları başladı. Bugün Sağlık Bakanımız da açıklama yaptı. İstanbul'un durumu iç açıcı değil. Ankara'nın, İzmir'in durumu iç açıcı değil. Yani baktığınız zaman metropoller iç açıcı değil. Evet. Bu ne olacak? Yarın ciddi bir tedbir de olabilir. Tekrardan sokağa çıkma olabilir. Başka bir önlem alınabilir. Tamam, devletimiz bu süreçte işte faizsiz krediler, işte 6 ay ötelemeli. Ama nereye kadar? Şimdi o 6 ay ötelemeli kredilerin ödemeleri geldi. Tamam, devlet o konuda elinden geleni yaptı mı? Yaptı. Ama o 6 ayda insanlar o parayı kazanamadı ki. Ya burada devletin bir suçu ya da bir günahının olduğunu düşünmüyorum. Yani bu dünya geneli bir kriz. Ama ödemeler geldi. Tekrar geldi. O can suyu olacak paraların tekrar ödemeleri geldi. Çok böyle umutsuz konuşmak istemiyorum ama biraz öyle oldu ama.
yani çok büyük bir buhran bekliyor. Yani bu buradan söylediklerinizden şöyle bir şey mi çıkar? Bu tablo birkaç ay sonra daha kötüye de evrilebilir. Evrilebilir mi? Değil, ben evrileceğini kesinlikle düşünüyorum. Yani evrilebilir yani deyip bir sözümüz vardı. Kötü günleri geride bıraktık. Çok daha kötü günler bizi bekliyor. Ya şöyle, burada dediğim gibi bu kesinlikle dünyanın problemi, Türkiye'nin problemi. Ama insanların tabii ki bu hayatta önem verdiği iki şey vardır önceliğine göre. Birincisi sağlık, ikincisi ekonomidir yani. Hani evet. Bütün, en temel olay buradan başlar. Hem sağlıkla sınanıyoruz pandemi sürecinde, hem de ekonomiyle sınanıyoruz. Peki yine cümleleriniz kadar... içerisinde biraz anladığım şu, Türkiye operasyon aktif bir operasyonel durum üstlendiği için biz bu kesinlikle ekonomik darboğaz içerisine kesinlikle girdik. Kesinlikle, biliyorsunuz yani şu anda biz yani burada bundan 15 damat geçen bey faktörü hafta, yok mu? Hayır. Ben geçen hafta mesela Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyarete gittiğimizde de kendisi bize sağ olsun zamanını ayırdığında da şunu söyledi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en yoğun dış diplomasisini yaşadığımız günlerdeyiz. Gerçekten orada da o havayı teneffüs edebiliyorsunuz. Azerbaycan, Irak, İran, Suriye, öte tarafta Lübnan, Yunanistan. Ya her yerden bir sıkıntımız var. Sıkıntı derken bir müdahale durumu. Bir müdahale da, ülkemize evet. Bir Kıbrıs meselemiz var. Öte taraftan Amerika'dan devamlı. Yani bu kadar operasyona rağmen biz bu şekilde ayakta durabiliyorsak yine ne mutlu bize. Yani orada bir şükürsüzlük etmemek lazım. Yani bizim Türk milleti biliyorsunuz gururludur, diktir. Yeri gelir bir ceketle 5 sene idare eder. Onun hepsine eyvallah. Ama şu anda insanların son 5 senede 10 senede yaşadığı çok rahat bir hayat var. Biliyorsunuz bunu önceden bir ailede tek bir araç varken şu anda 2, 3, 4 araçlar olabiliyor, görebiliyoruz. Ya da yaşam standardımız arttı. İnsan alışılagelmiş yaşam standardını düşürmesi biraz zor olabiliyor. Ama gerekirse buna da katlanacağız yani, yapacak bir şey yok. Yani şimdi olay buna katlanacağız şeklinde olmamalı diye zannederim. Yani bunun bir formülü vardır. Düşün, ben ekonomist değilim. Bugün ana haberde de söyledim. Çok fazla ekonomiden de anlamam yani işin doğrusu. Fakat baktığımızda, geriye döndüğümüzde Berat Albayrak'ın her birkaç ayda bir mutant düzenlediği toplantı var. Hatta böyle hafızalarda kalan felence ay filanca aydan daha iyi olacak. Haziran ayı zaten Mayıs'ta. Onları söylemek çok doğal. Normal ama. Ben ona niye söyledi değil. En son bugün doların 8.06'lara çıktığı zamanda ekonomik veriler iyiye gittiğimizi işaret güven ediyor. Güven endeksini verdi ama. Bugün tüketici güven endeksini verdi. Bu da 4 ay öncesine göre tabii ki daha iyi bir durumdayız. 4 ay öncesine göre. Tüketici güven endeksi daha iyi. Şimdi biz 4 ay önceki, mesela ben kendi şirketlerimden bahsedeyim. 4 ay önce yaptığımız iş de bugün 10. 11. ayda yaptığımız iş bir değil. Daha kısasında iyi. O şekilde değil. Yaz dönemindeki ekonomik 2 ayda geriden geliyor. Tabii. Yani bunu şöyle düşünün. Nisan Mayıs ayındaki ekonomik şartlarla Haziran Temmuz Ağustos Eylül'deki işte turizmin içeriye girmesi, insanların dışarıda harcaması, bu alınan teşviklerin, kredilerin dışarıda paraya çevrilmesi, bundan dolayı içeride bir hareket oldu. Yani bugün işte bu krizden, özür diliyorum sözünü kestim. Abi, bu krizden dolayı yine yazlık yerler doluydu, yine plajlar doluydu. Takip ettik hep. Bunun verileri ancak şimdi çıkıyor. Yani bugünü de 4 ay sonra söyleyecekler. Öyle. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Özellikle hani siz Yunus Bey sözü tamamlasın. Tamam. Siz buyurun. Öyle devam edin. Bazen ben Gazi Caddesi'ne çıktığım zaman ya da esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettiğim zaman bana devamlı şu talepte bulunuyorlar. Bunu da söylemek boynumun borcudur. Yani her seferinde dile getirmek, ya belki bunu, bu çağrımı çok tekrarlayacağım. Bizi iyi takip edenler de Yunus Bey devamlı aynı şeyi söylüyor diyebilirler ama bunu gerçekten söylemek zorundayım. Çünkü 24 Ocak depreminde KOSGEB tarafından, esnaf sanatkarlar tarafından veya bankalarımız tarafından, kredi garanti fonu tarafından karşılanan kredilerin an itibariyle ödemesi gelmiş bulunmakta. Burada da
6 aylık şu süreçte yaşadıklarımızı zaten hiç kimse öngöremezdi yani. O günkü şartlarda depremin vermiş olduğu yaraları sarmak için verilen bir paraydı bu. Ama maalesef üzerine biliyorsunuz korona gerçeği oldu. Bugün bu ödemelerin gelmesi birçok kişinin, bunu samimiyet ve yürekten söylüyorum, birçok kişi bunu ödeyemeyecek. Yani eğer bu işte bir ötelenme olmazsa zaten bu söylediklerim resmi veri olarak da bir ay sonra oturur burada konuşuruz. Burada yapılması gereken, siyasilerimizin, devlet büyüklerimizin yapması gereken, bu şehir için konuşuyorum, yapması gereken en önemli şey, bunların bir 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık her neyse bir periyotta tekrardan ötelenmesi. Çünkü insanlar bu zaman zarfında para kazanamadılar. Gerçekten kazanamadılar. Bunu da zaten piyasayı takip eden herkes gayet net bir şekilde görebiliyor. Evet. Berberimiz, kuaförümüz ya da işte esnafımız aldığı 50 bin lirayı, 100 bin lirayı sağ olsun devletimiz 0 faizli verdi. Ama bu süreci birazcık daha nefes olması için ötelenmesi lazım diye düşünüyorum. Peki. Çağlar Bey sizle devam edeceğim. Aytunç Bey'e siz söz hakkı bekliyordunuz herhalde. Çağlar Bey de bir böyle şey tabii. Duymak istiyorum. Yani tırnak içerisinde muhalif bir ses duymak istediğim için. Belki farklı şeyler söyleyeceksiniz. Bilemiyorum. Ben öyle sizi yönlendirmiş gibi olmayayım. Ekonomi çok güzeldi diyebilirsiniz yani. Yorumlarınız elbette önemli, kıymetli. Yunus Bey biraz daha topu taca attı. Söyleyemem o benim. Niye topu taca atayım ya? Çağlar Bey söyledi, ben söylemedim ama top çevirdi diyebilirim. Hayır top çevirdi. Ya, top çevirme değil de Yunus Bey daha çok böyle bu işi iktidarın, hükümetin dışına yönlendirdi, öyle düşündü. Şimdi aslında bu işin başına dönmek lazım. Niye diyeceksiniz? Bu pandemiden önce de, depremden de önce de zaten bu ekonomik krizler vardı. Doğru yani ekonomi, vardı. Bu ülkede bir ekonomik kriz vardı. Bunun tabii ki yansımanları şimdi zor günde daha çok ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan şimdi bizim dikkat ederseniz bu son zamanlarda özellikle artık son bir ay içinde ayyuka çıkan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de sürekli dış ülkelerden birilerinin boykotuyla karşılaşmamız. Yani ilk Suudi Arabistan'dan başladı. Ondan sonra Fas, akabinde çok ciddiye belki Birleşik alınmaz Arap ama Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan bile yaptı. Boykot kararı aldı. Tamam Ermenistan'ın belki savaşla ilgiliydi ama aslında bence Ermenistan'ın en önemlisiydi. Çünkü Ermenistan'da üretim neredeyse sıfırdı. Birçok malları Türkiye'den alıyordu. Ekonomik olarak bu bize dönüşü çok kötü oldu. Tabii ki aramızda bir kardeş ülkeler aralarında bir savaş var. Bizimle araları da çok iyi olduğu söylenemez. Ha bu boykotu ben bu aşamada çok önemli görmüyorum ama ekonomik olarak bu ülke çok döndü. Devamında bugün Fransa birkaç gün önce Fransa açıklama yaptı. Yani bunlar hep oldukça bu ülkedeki ekonominin bir darboğaza gidişinin göstergesi bunlar hep önlü arkalı. Yani geçen süreç içerisinde hatırlıyorsanız biz hayvancılıkla uğraşan bir ülkeyiz. Hayvanı dışarıdan getirdik. Hadi ondan vazgeçtim, hayvandan vazgeçtim. Samanı bile dışarıdan ihraç ettik. Sürekli yerli tohumu belli bir süre yasaklandı. Arkasından yerli tohuma geçirme söyledi. Yani bizim ekonomimiz iç üretimle pek alakalı olmadığı için sürekli dışarıdan ihracatla götürdüğümüz için sıkıntımız bundan kaynaklandı. Ekonomi Bakanlığı'yla ilgili kısımda ise Sayın Berat Albayrak Ekonomi Bakanı olduğu zaman da sürekli böyle bir pembe tablo çiziyordu. Fakat elimizi cebimize attığımızda bunun karşılığını görmüyorduk. Mali Hazine Bakanı oldu yine aynı şekilde. Yani sürekli 4 ay önceye göre hesaplanıyor ama ben 4 ay önce de aynıydım. Yani o zaman da aynı sıkıntıyı çekiyorduk. O zaman da ekonomik sıkıntımız aynıydı. Diyor ki, o zamana göre şimdi daha iyiyiz demek istiyor aslında. Vallahi ben çok iyi olduğumuzu zannetmiyorum. Tabii 4 ay önce daha iyiydik. Niye daha iyiydik? Dolar bu kadar yüksek değildi. Altın bu kadar yüksek değildi.
Yani 4 ay önceki atıyorum en basitinden herkesin yani özellikle beylerin çok ilgisini çeker. Araç fiyatları nereden baksana %30 fark etti. Öteki yandan gıda aynı şekilde giyim kuşamda bile büyük rakamlar oynamaya başladı. Yani dün pazara 100 liraya çıkan adam 3 poşette dönüyorsa bugün 2 poşete düştü. Yani tamam yazın hadi diyelim bütün her şeyi göze aldı. Ülke turizmle ilgili gelirler artsın diye birçok yasağı kaldırdık. Ama yine o zaman da dolar şu ana göre daha düşüktü. Daha düşük seviyelerdeydi. Yani ben Sayın Berat Albayrak sürekli böyle pembe tablo çizerek böyle ciddiye almıyor şeklinde açıklamalar yaparak yani bunlar çok önemli şeyler değil. 4 aydan 3 ay önceden daha iyiydik. Daha iyiye gidiyoruz diye şeklinde. Yani böyle bir halkın üzerinden belki baskıyı almak, belki biraz daha şey yapmak şeklinde yaptığı açıklamaları artık ben çok şey bulmuyorum. Kimse de inanmıyor. Kimse de ciddiye almıyor bu açıklamaları. Çünkü biliyor ki bu iş daha kötüye gidiyor. Yani daha iyiyiz, daha iyiysek daha iyiye gitmemiz lazım sonuç olarak. Ama sonuçta dönüp baktığın zaman böyle bir ortam yok. Her şey daha kötüye gidiyor. Zaten Elazığ olarak konuşursak Elazığ zaten işte bir yıla yakındır konuşuyoruz aynı şeyleri. Deprem üstüne bu pandemi süreci her şey üst üste geldi. Az önce hatırlarsanız biz bu şeye, Rize ile ilgili yapılan şeyde 50 bin liralık hibe dedik. Yani bu bize niye hibe bize verilmedi dendik. Hatta millet şey yaptılar o zaman bir kısım bana tepki de gösterdi. Dediler ki canım oradaki verdiği ilçede birkaç esnafla burayı nasıl bir ediyorsunuz? Ya iyi de o ilçenin katma değeriyle benim Elazığ'ın verdiği katma değer bu ülkeye aynı mı? Ona karşılığında bir katma değer sağlıyor bu şehir. Yani bu ekonomik, evet daha kötüye gidiyoruz. Bence vatandaş biraz daha tedbirli olmalı. Nasıl yapacak? Tedbir yani ne yapacak? Yani lüks tüketimden kaçınacağız. Lüks, Bey, artık yani lüks değil. Ekonomi derken şeyler... asgari ücretliden bahsediyoruz çoğu zaman. Yani şeyden bahsetmiyoruz. Size bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi... Asgari orta ve üst gelirden bahsetmiyoruz. Emin olun asgari ücretliler, asgari ücretli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız şu çok büyük iş, çok güzel para kazanan iş adamları kadar yaygara yapmıyorlar. Şimdi adamlar nefes kesmiş zaten daha seslerini çıkmıyor. Yok ki. Ya şimdi bakın bu depremin en büyük zararını... Evet bazı iş adamları çok yaygara... Ya parası dolarda olanlar yaygara yapmıyordur. Yani orada çok... Yapıyorlar. Altında şöyle, dolar... Ya onları düşünmemek lazım. Bakın. Şimdi ben bugün sahibinden koma girdim. İlanların %90'ı memurdan satılık 400 bin, 700 bin, 800 binlik araçlar yani. Lüks tüketimden kasıt bu. İşte o zaten adam 2 yıl önce aldığı araba şimdi 300-400'e çıktı sıfır. Tabii ki öyle olacak. Şimdi şöyle... Yani bir yandan da demek değer kazanılır. Bu ülke, bu şehirde daha doğrusu bu ülkede bu tip krizleri en çok yaşayan, en çok sıkıntısını çeken... Ne yapacak Çağlar Bey? Ondan bahsedeyim. Dar gelirli nasıl çözümünü alacak? Bana bunu söyler misiniz? Bunun çözümünü ben... Dar gelirli bunun çözümünü ne yapmalı? Ben bilemem yani, ben nereden bileyim? Çünkü, Aykut abi size bakıyorum da. Yani bunun... Ama en büyük darbeyi gören bu vatandaşlar. Niye diyeceksiniz? Zaten depremde 20 bin tane konut yıkıldı. 20 bin tane konutun içinde kaç tane zenginler var? Ya, Hep yıkılan evlerin o bölgelere bakarsanız belli bir gelir seviyesinde olan kişilerin ki zaten bu kişiler bir sene sonra ayda 700-800 lira para ödeyecek. 1200 lira geri ödeme deprem yapacak. Deprem konutlarına ama. Tabii deprem konutlarına. Adam nasıl zaten aldığı para 2500-300 lira. 400 lira. 400 lira, 500 lira, 900 lira. Daha tamam bekliyoruz. Daha açıklanmadı ya. Açıklandı ya. Cumhurbaşkanımızın. Hayır abi. Ya indirim yapıyor. İndirim yapacağım dedi. Doğrucam ben değil. Hiç oraya girmiyor. Asla Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada, kararnamede 400 liraydan 1100-1200 lira arası değişmiyor mu daire konutları? Ben mi yanlış biliyorum? Göreceğiz. Tam göreceğiz. Yani yapılan indirim oranlarıyla ortalama ödenecek para miktarı belli oldu. Tamam. Ama sonuç itibariyle bunun resmi şu kadar ödeyeceksiniz kısmı açıklanmadı. Açıklanmadı. Oraya bakacağız. Yani o günün şartlarına göre değişir. Şu kadar ödeyeceksiniz diye çevre şehircilikten ya da diğer yetkili birimlerden çünkü orada bir rakam çıkmadı. Bir sürü rantlar var. Ama kendi hesaplamalarımıza göre 3 aşağı 5 yukarı öyle bir ödeme planında çıktığını söyleyebiliriz. O bantta düşünülebilir. Evet.
var mı söyleyeceğiniz? Yani son olarak şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Ya dediğim gibi bu işin zaten ekonomist değiliz. Çok nasıl yapacaklar diye Allah yardımcıları olsun. Başka ne diyeyim? Çünkü niye diyeceksiniz? Aldığı maaş belli. Her geçen gün her şey ekonomi sürekli kötüye gidiyor. Sürekli para değer kaybediyor. Adam aldığı maaş ortada 2500-3000 lira. Allah fakat olsun, zor, evet. Her şeyin üzerine her gün zam geliyor. Yani ne diyeceğim, ben de herkesin Allah yardımcısı olsun diyeceğim ama şu var. Yani Çağlar Bey, ben sizden bir şeyler duydum ama beklediğim söz söyleyeceğiniz. Sonuç itibariyle evet, Allah yardımcıları olsun. Ya hayır, çözümünü bulamam ki. Yani çözümünü ben peki nasıl yapayım diyeyim ki şunu satın bunu satın. Yunus Bey diyor ki hangi memurdan bahsediyor acaba, 400 bin 500 bin liralık arabayı binen memur hangi memur grubu? Doktor da memur, gardiyan da memur. Aldıkları maaşlara bakar mısınız acaba? Bir gardiyan alıyor tamam 400 500 lira. Memurdan satılık diye ben ilan gördüm. Yani bütün memurlar o kadar araca biniyor demedim. İyi yayınlar Yunus Bey. Ekonomi dış güçler yüzünden olduğunu düşünüyor. Sanırım kendisi farkında değil. Piyasalar aldı başını gidiyor. Zaten bizim ekonomi bitmiş. Her şeye zam geliyor. El insaf demiş bunun izleyicimiz. Bunun açıklamasını yaptık. Yani. Yunus Bey'e dış güçlerin sorar mısınız? Biz asgari ücretle neredeyse incir devam etmeyeceğim. İzleyicimiz farklı bir cümle kullanmış. Yunus Bey ve Aytunç Bey marka takılıp pembe bir tablo çizmesinler. Aytunç Bey siz bir pembe daha konuşmadınız da ama izleyici bu şekilde yorum yapmış. Pembe bir tablo çizdiğimi düşünmüyorum. Zaten söylemedim de pembe tablo da çizmedim. Ama bunların hiçbiri sebepsiz değil. Bunu anlatmak istiyorum yani. Hani durduk yere de hadi biz ekonomimiz şöyle kötü olsun böyle olsun. Ya dünyanın karşılaştığı bir problem var. Ya bugün Amerika'ya bakın. Amerika'nın yarısı işsiz, yarısı evsiz. Bu pembe tablo Türkiye ile alakalı değil ki. Bizim en temel problemimiz, tekrar söylüyorum, Türk lirasının orantısız derecede değer kaybetmesi. Ya dünyadan ayrıştığımız nokta orası. Türk lirasına da devamlı bir operasyon çekildi. Devamlı yani. O zaman yanlış politika, dış yanlış politika. Alakası yok. Biz bugün Oruç Reis'ten enerji çıkarabiliyorsak, bugün Kıbrıs meselesini çözebiliyorsak, bugün Lübnan'daysak, bugün Yunanistan'la meselemiz varsa, bunların hepsi beka içindir. O zaman her yeri verelim, günü kurtaralım, ekonomimiz de rahat olsun. Bunu yanlış politika diye nitelendiremeyiz yani. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin ikisini aynı anda yapamıyor muyuz? Yani önemli, hiçbir yeri vermeden ekonomiyi düzeltmek. Olmaz. Öyle bir şey yok. Çünkü devamlı birilerinin ayağına da basıyorsun. Devamlı kendi menfaatin için, ülkenin çıkarları için bir şeyler yapıyorsunuz yani. Hem evet, olsun hem bu olsun. Olur mu öyle bir dünya? Aytunç Bey, şimdi Çağlar Bey yorumlarını takip ettik. Dar gelirli ne yapacak? Allah yardımcılar olsun dedi. Yunus Bey, sürekli Türk lirasına operasyon yapılıyor. Evet. Birilerinin ayağına basıyoruz. Haliyle onlar bize müdahale ediyor. Türk lirası değer kaybediyor dedi. Ama ben de biraz sonuç odaklı yaklaşıyorum ve kişiler geliyor sizin marketinize ya da X bir markete. Eskiden 200 liraya 2 sepet malzeme alırken yarım alır şimdi. Şimdi bir yani sepetin yarısını dolduruyor ya da doldurmuyor. Yani ekonomik veriyi aslında ben bu şekilde özetlemeye çalışırım. Çok fazla para hesaplarına kafam çalışmaz. Ama markete gittiğimizde, kıyafet almaya gittiğimizde, araba almaya gittiğimizde, bir şey yapmaya gittiğimizde oradaki o farkı görünce biraz daha net anlaşılabiliyor. Ekonomi 8.06 doların yükselişi, euronun yükselişi, altının yükselişi ve buna istinaden değer kaybeden bir Türk lirası ve piyasaya yansıması. Ne kadar süre böyle devam edebilir? Tabii Elazığ'dan genel siyaseti yorumlamak, ekonomiyi yorumlamak biraz zordur ama siz direkt vatandaşın cebine çok yakın olduğunuz bir işletme alanındasınız. Nedir tablo? Şimdi İnsanlar nasıl yaşayacak, nasıl devam edecek? Konuşmaya başlamadan önce konuyu ilk önce bir açıklık getireyim, ondan sonra. 15 gün önceki programımızda Hürriyet Vergi Dairesi'nin klimalarla ilgili bir yorum yapmıştık. Evet. Sayın Defterdarımız Üstad aradı bir gün sonra. Oranın başka bir konuda kullanılması gerektiği, kullanılacağı bilgisi kendilerine geldiğini ve ondan dolayı sökmediklerini. Sonra bizim bu programımızdan sonraki iki gün içerisinde de
oranın tekrar kullanılmayacağı Maliye Bakanlığı'ndan yazı gelince Sayın Defterdarımız klimaların sökümünü gerçekleştirdi. Bu hassasiyetten dolayı da kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sonuçta bizim işimiz yanlış gördüğümüz bir şeyi söylemek. Sayın Defterdar'ın da bu konuda hassas ve hakikaten devletin her kuruşunu doğru yerde harcamak gibi bir prensipleri olduğu için hemen inşaatın devam ettiği süre içerisinde söktüler. Onun için teşekkür etmek istiyorum. Yok, ikinin içine söktüler. Söktüler. Onun için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu konulara bakarken esasında çok derine gitmek lazım. Yani bugünü konuşurken geçmişi de konuşmamız lazım. Geçmişi şöyle konuşmamız lazım. Şimdi ben demin dolardan bahsederken 2 Ocak'ta dolar 6 lira. Evet. Yani demin Çağlar Bey'in de söylediği gibi deprem yok, virüs yok, hiçbir şey yok. 2 Ocak'taki fiyat 5.95 mi? 5.90, yani 2 lira civarında. Bugünkü rakama baktığımızda yaklaşık %30, %40 gibi bir artış var. Şimdi nasıl biz buraya geldiğe baktığımızda biz bir defa millet olarak bir milli seferberliğe ihtiyacımız var. Nasıl milli seferberliğe ihtiyacımız var? Kazanmadan harcama kısmına geçtik biz. Yani bu yılların vermiş olduğu birikintinin bir yerde patlayacağı belliydi. Biz ekonominin kötülüğünü, ekonomi kötülüğü derken sadece bunun çok enstrümanları var. Yani bunu sadece bir hükümete bağlamak değil, bizim vatandaşımızın da, bizlerin de bu işe katkısı veya... Bu kazanmadan harcama kısmı çok önemli. Oraya geleceğim şimdi. Mesela yani... düşünün, şimdi bugün demin 50 bin liralardan bahsetti ya Yunus kardeşimiz. Ödemede sıkıntı yaşıyor. Evet. Ben bir de şunu bekliyorum. Ödeyebilecek adam gidip ödemeli. Ödeyebilecek de ödememeli. Ama ben 2-3 gündür piyasada geziyorum. Şöyle bir şey var. Yani çok ödemeyen sayısı çok olursa bunu ertelenir gibi. Halbuki biz gerçekten milleti, devleti seviyorsak zamanda götürüp ödeyebilecekler için söylüyorum. Yanlış anlasın. Hiç kimse burada biz bir demagoji yapmıyoruz. Gerçekten ödeyebilecek kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz bunu gidip ödemesi lazım. Abi çünkü öder zaten, özür dilerim. Bakın şöyle bir şey var. Kimse sizinle bozmaz ki. Bakın şöyle söyleyeyim ama arkadaşlar. O dönemde hatırlarsanız yine bir programda ben bir şey söylemiştim. 240 trilyon sadece bir bankanın piyasaya aktardığı para vardı. O dönemde Ticaret Odası Başkanımız Asistan Bey'le de biz bu konuyu istişare ettiğimizde o paranın bir kısmının altına gittiğini biz tespit ettik. Yani gerçekleri biz hep önümüze koyup, ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum Yunus Bey? Bakın buradaki rakam farklı bir yere gidiyor. Yani o dönemde İzzet Paşa'nın altındaki kuyumcada satılan altınlara baktığınız zaman karşınıza çok yüksek bir rakam çıkıyor. Biz bunları tespit ettik. Şimdi buradaki mesele şu. Hepimiz şeffaf olmalıyız. Ve bizim milli bir seferberliğe ihtiyacımız var. Şimdi... Milli seferberliğe derken, Metin Bey, demin oraya geleceğim. Bizim olmadan harcamaya başladık. Ben bugün bir kardeşimizle de yine bu nasıl konu... olmadan harcıyoruz onu anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde bizim gibi kredi kartını bugün ödemezsen taksitlendirme sistemi yoktur. Kredi kartını ödeme günü ödemezse kredi kartı fes olur. Biz bunlara alıştırıldık. Yani siz kredi kartından alışveriş yapıyorsunuz. Cebinizde paranız yok. Ona güvenerek ödeyeceğinizin üstüne alışveriş yapıyorsunuz ve taksitlendiriyorsunuz. Böyle bir sistem yok. Biz o kadar rahat alıştırıldık ki. Bunun geriye dönüp baktığımızda bu hataları hepimiz yaptık. Hepimiz cebinde kredi kartı var. Marul yaprağı gibi bankalar kredi kartı dağıttılar. Caddede gezen öğrencilere promosyonlar yaptılar. Doğru. 500 bin, 700 lira, 500 lira, 1000 lira. Biz bunları aldık kullandık, hiç demedik ya. Nasıl ödeyeceğiz? Bu ekonomi nasıl dönecek? Şimdi eskiden nasıldı? Birisi maaşını alır, eve gelir. Kirayı yazar, elektriği yazar, suyu yazar. 5 lira paramız kaldı. Bunda herkesin harçlığını verir biterdi. Şimdi öyle değil ki. Kredi kartı icralarına bakıyorsunuz. Had safhaya ulaşmış. Yani geliriniz 5 lira, 8 lira harcıyorsunuz. Ne olur ki diyoruz. Şimdi satışlara bakıyorsunuz. Sanal satışlara bakıyorsunuz. Benim iş yerinde bazı arkadaşlarla konuştuğumda alıyor diyorum bunu yiyecek misin? Ya abi ne var ki diyor 10 lira. Ama 10 tane 10 lira 100 lira yapıyor. Biz öyle bir alışveriş çılgınlığına başladık ki. Şöyle söyleyeyim. Yani ekonomik darboğazın sebebi tabii. Fütursuzca harcama mıdır? Tabii. Bugünkü gibi değil. Biz üretmeden harcadık. Doların bununla alakası? Bak,
Dolar işte, ama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Doları sadece bugün alırsanız bu iş olmaz. Yani bizim üretmeden biz marka, bakın bugün bir şeyler açıklandı. Dünyadaki en değerli 10 firmanın marka değerleri açıklandı. Apple $240 milyon birinci. Ve bunun içinde 10 tane firma var. Bir tek Samsung Çin malı. Diğerlerinin tamamı Amerikan firması. Siz bir şeyler yani güçlü olursanız para değeriniz düşmez. Mesela bugün Rusya İdlib'e bir bombalı saldırıda bulundu Rusya. 87 kişi öldü. Neresiydi orası? Tamamıyla Türkiye ile ortak çalışan Suriye'deki bizim muhaliflerimizdi. Oraya atılmasının sebebi de ve içtima alanına atıldı. Bizim Karadağ'a vermiş olduğumuz destek. Bunun bir yerde, yani demin Yunus Bey'in söylediğinde destek olsun diye söylüyorum. Bu iş öyle bir yere gidiyor ki politika, siyasi politika ve bürokrasi, dış politika tamamıyla bir yerlerden darbeyi yiyorsunuz. Buradaki doları da tekrar söylüyorum. Ekonominin kötülüğünü biz kendimiz yaratıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, tarıma baktığınız zaman Türkiye'deki tarım ülkesi değil miydik biz? Şimdi biz birbirimize yeten bir ülkeydik değil mi daha önceden? Yurt dışından bize bundan 20 sene önce ne geliyordu? Hiçbir şey yoktu. Yani ithal gelen ürün var mıydı? Buğday, mercimek, saman, hayvan yok. Ama biz bir müddet tarımı ekme gel parasına aldı. Kimse buna itiraz etmedi. Herkes gitti o parayı aldı, harcadı. Bunlar bir anda enflasyonu artırır. Yani arz talebi olduğu yerde fiyat her zaman artar. Şimdi bugün kara borsa nasıl doğuyor? O anda bir arz oluşuyor. Mal kıtlığından dolayı kara borsa oluşuyor. Şimdi esasında dolara baktığınızda yılbaşında hiçbir şey yokken 6000 liraydı. O zaman da biz bunları söyledik. Dedik ki bakın tehlikeli bir yere gidiyoruz. Çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Bugün işsizlik oranlarına baktığınız zaman bu Cumhurbaşkanımızın son bu işçi çıkartmaları olmasa bugün işsizlik oranı 25-30'un altında değil. Yarın ne olacak? Hadi çıkartmadın birikti. Bir müddet sonra tamam serbest dediklerinde bütün iş yerlerinde özellikle fazla işçi çalışan yerlerde toplu çıkartmalar olacak. Bu sefer toplu çıkartmalardan dolayı devlet buna şu anda bir kanunu yok. Bundan ilgili sorun yaşayacağız. Yani üretmeden, emek vermeden para kazanmaya alıştık biz. Diğeri de katılıyorum. Sevgili kardeşime katılıyorum. Dışarıdan da gelen baskılarla bizim bu dolar işimiz veya döviz işimiz, altına bir şey demiyorum çünkü altın ons fiyatı bütün dünyada öyle. Dünyada arttı. Ama bizim bu tarafta biz çalışmak zorundayız arkadaşlar, üretmek zorundayız. Ya iyi de Aytunç Bey tamam güzel söylüyorsunuz da yani bizim olay vatandaşa geldi. Bizim tabii dış işte düşmanımız bugün ortaya çıkmadı ki. 100 senedir bu ülkenin. Tamam, var. Ya 100 senedir aynı şeyler var. Ben sizi söylüyorum bakın. Her zaman biz hiçbir zaman zaten şey değil ki komşu devletlerimizle allı ballı değil ki. Hemşehrilerimizle vatandaşlarla şunu söylemeye çalışıyorum. Yapılan her şey bizim hoşumuza gitti. Kaç kişi bu işte direndi? Mesela bugün hep bizim konuştuğumuz konu çok basit. Bir ulova sulaması yapıldı. Değil mi? Kimse buna tepki göstermedi. Ya bunun parası ödenmiyor. Yarın bu yapılan bütün yatırım boşa gider. Bir Kömürhan Köprüsü'nü biz burada kanallarımızda gündeme getirmedik mi? Ama hiç kimse gidip de ya kardeşim bu temel hatta bu yanlış bir projedir. Bunu yapmayın, bu 700 trilyonu buraya bağlamayın demedi. Ya, yani ben onu söylemesin. Diğerine bir şey söylüyor. Ama bakın işte. Hayır, önümüzdeki en güzel örneklerden bir tanesi İstanbul projesi. Yani şimdi diyoruz ki kanal projesi diyoruz ki yani bu ekonomik yani krizde buna gerek var mı? Fazlaya harcadığımız. Kalsın. Yok. Fazlaya harcadığımız bütçelerimizi toplamamız lazım. Bakın yanlış Türkiye'de politika. Son 18 yılda geçen programda da söyledim. Yatırım Bakanlığı'nın yani daha önceden şey vardı burada. Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Planlama Teşkilatı'nı ortadan kaldırdığınızda savurganlık bir anda hat safhaya ulaşıyor. Ya şimdi olayı tabii Yunus Bey değil mi? Devlet dinliyor musunuz Yunus Dinliyorum. Bey? Dinliyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'na ya da ama bakın, şey geçirim işte, yani. Var olur mu? Hayır. Sizin yani, orada yapmış olduğunuz fuzuli yatırımlar bugün ekonominin işidir işte. Şimdi biz mesela bunu eleştirdik yani. Hani betona dayalı bir sistemimiz var bizim.
Bunu kimse o zaman şimdi 17 yıllık AK Parti iktidarının en büyük övünç kaynağı yollar, köprüler, işte evet, barajlar vesaire vesaire. Çünkü 100 yıllık bir süreçte yapılmayan 15 yılda 10 yıla sızdırdı. Ama fuzilleri ya. Ha bugün, bir dakika abi, bugün baktığımız zaman şey bitti artık. Eskisi gibi yol ihaleleri, köprü ihaleleri, bilmem ne ihaleleri bitiyor. Artık yazılıma. Şu anda Türkiye'nin yapmış olduğu stratejiler çok iyi. Ben burada Çağlar Bey'e şu konuda da kesinlikle katılmıyorum. Diyor ki 100 yıldır bu mevzular var, bugün mü oldu? Vallahi biz bugün artık dünyaya kafayı kaldırabilecek pozisyona geldik. Biz artık bugün güçlendik. Bugün 12 adamın hakkını bugün savunabilir olduk. Ya nereye güçlendik? Bugün güçlendikse fazladan az kafa. Bugün biz oruçlarımızı çıkararak enerjimizi bulmaya çalıştık. Bugün Kıbrıs meselesini çözmeye çalışıyoruz. Bugün Suriye meselesinin içerisindeyiz. Yoksa biz çoktan asker biz ne? Çoktan 70'ler hükümeti, 80'ler hükümeti gibi olsaydı bu Çağlar ülke. Çağlar Bey diyor bu kadar güçlüyse çoktan niye bunlar oluyor? Arap Baharı'ndan bir mesamemiz okunmuyor. Bu kadar güçlüyse niye bunlar oluyor? Yani sen düşün, Suudi Arabistan bile bu hem tarihte özellikle AK Parti hükümeti döneminde en çok içli dışlı olduğumuz, en çok ilişki olan ülkeydi. Birdenbire ne oldu anlamadık. Birdenbire Çağlar Bey, Arabistan gibi bir sizin ülke şunu çok iyi bilmeniz aldı. Lazım ki devletler arasında dostluk olmaz. Çıkar olur. Devletler arasında dostluk olmaz. Bugün biz 2 sene önce Rusya'nın uçağını düşürdük. Savaş eşiğine geldik. Bugün Rusya bizim en iyi müttefikimiz. Peki Almanya ile 1. Dünya Savaşı'nda müttefiktik. İddite senin en yakın kalbini vuruyor orada. Tamam. İşte bunların hepsi ya şimdi dost değil yani. İşte onu söylüyorum. Devletler tamam. Arasında dostluk olmaz ki. Yani bu dünya stratejisinde böyledir. Amerika'yla dün birbirine girersin, bugün çıkarın çakışır, iyi olursun. Yani bunu kişisel bir diyalogla insani ilişkiler gibi değerlendirmemek lazım. Hayır, insan ilişkilerle ilgili değerlendirmem. Tabii ki onu o şekilde yapmıyorum. Ama 18 senedir dış ilişkilerde kimsenin, yani bu hükümetin hiçbir suçu yok. Yani sen dış ilişkiler şimdiye kadar bugün, ona göre şey yapsaydın, ekonomiyi ona göre, ama hiçbir şey yok. Birden ya bir patlıyor, azından, karşımıza çıkıyor. En azından. Yani dış şöyle ama bakın, vatandaş biz düne kadar IMF'nin kapısında yatıp bu ülkeye 3 milyar dolar, 5 milyar dolar para getirmek için 40 takla atıyorduk. Doğru muyum? Düne kadar 99 depreminde gelen yardımları memur maaşlarına aktarıyorduk. Bugün böyle bir durumda değiliz ki. Bugün çok daha iyi bir durumdayız. Yani düne kadar herkes kendi hayatını sorgulasın yani. Ya iyi de hükümeti, aynı deprem. Sen o zaman diyorsun dışarıdan gelen yardımları memura dağıttık ama kusura bakmayın, ne DASK'ın parası nerede? Abi DASK'la ülkenin hazineye aktarılmış. DASK'la ülkenin hazineye aktarılabilir abi. Yeri gelir son kuruşuna kadar da harcanabilir. Harcanılabilir yani. Ya ülke yönetiliyor. Yani şu anda ya, şunu söylemek istiyorum. İyi de o zaman pembe 8, tablo çizmenin 9, bir alemi yok. Şu anda biz zaten pembe tablo çizmiyoruz ki. Hayır o dönem şunu sebebini söylüyoruz. Diyoruz ki yanlış. Bugünkü şartlarda dünyayla uğraşan bir Türkiye bugün bu hükümet olmasaydı, başka bir hükümet olsaydı ya birçok şeyden feragat edecekti ya da bugün tamamıyla ekmeğe muhtaç hale gelecektik yani. Ben bunu söylemek istiyorum. Peki. Yoksa şimdi, operasyonumuz hayır. var mı? Var. Hayır. Türk lirasında operasyon var mı? Var. Ekonomimiz iyi mi? Şu anki şartlarda 2 sene öncesine göre vallahi iyi değil. Bunları kabul ediyorum ama bunların hiçbiri sebepsiz değil. Ya bak şimdi, hiçbiri. Şimdi bak. Peki yanlış para politikası yok mu? Yanlış yatırım yok mu? Nasıl yok? Şimdi mesela Aytuç abi az önce şeyden bahsetti. Soruyu yöneltti size. Az önce cevap verecek misiniz? Vereceğim. Buyurun. Yanlış politikalar yer yer olmuş olabilir mi? Olabilir. Özellikle bizim mesela son zamanlarda yapmış olduğumuz işte yap işlet devletler. Bana göre çok mantıklı değil yani. Hani işte otoyollar, köprüler tamam yapılıyor eyvallah ama bu sonuç olarak yine devletin kamu bankalarından finanse edilip hastaneler. Doğru muyum? Evet. Yine devlet tarafından müteahhite verilen işler oluyor. Ve 49 yıllık, 29 yıllık işin süresine göre. Yanlışlar var mıdır? Vardır. 17 yıllık iktidarda yanlışlar var mıdır? Elbette vardır. Hatasız kim olabilir ki? Hangi kul hatasız olabilir?
Zaten 17 yıllık iktidarda bir başarı olmasaydı 17 yıldır AK Parti iktidarda olmazdı. Her seçimde farklı galip gelmezdi. Olaya bu pencereden bakalım. Yani şu anda bizim yani o zaman çıtamız değişti. Yani bugün yani o zaman vatandaş bunları isyan ederken %51'lik, 52'lik bir oyla geldiğine göre o %52 demek ki bu işten memnun muydu bugüne kadar? Memnundu tabii. E o zaman? Tabii ki memnundu. Memnun olmayan oyu verir mi? Metin Bey. Soru bana mı döndü? Metin yani. Burada açıklama yaparsam. Şunu söyleyeceğim. Olur yani bence bana memnun sormayın. Memnun olmayan oy vermez. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ama ben şunu söylüyorum. Artık bizim yaşam standartlarımız değişti. Hayat görüşümüz değişti. Dünya değişti. Olaya bu pencereden bakalım. 17 yıl öncesindeki bugün 20 yaşındaki bir çocuğa sigorta hastanesini anlatamazsın. Tek şeritli otoyolu anlatamazsın. IMF'den bahsettiniz. IMF'den anlatamazsın. Siz anlattınız. Bunları 20 yıl önceki çocuğa anlatamazsın. Şunu söylüyorum. Bugün ne diyorlar? Olması gerektiği gibi. Yani çünkü bir refah seviyesine geldik. Ama bunu getiren de AK Parti oldu. Sonuçta bunu Türkiye'ye getiren de AK Parti oldu geriye yani. Geriye dönük siyaseti konuşmakla da aslında çok fazla bir şey de elde edebileceğimizi zannetmiyorum. Mevcut tabloyu yorumlayacak, ben aslında şu anki tabloyu yorumlamanızı istiyorum. Bakın özür dilerim. Ben biraz da vatandaşın konuşmasını istiyorum. İyi akşamlar Metin Bey, sizden ricam bir sorar mısınız? Yunus Bey ve Aytunç Bey'e bir cekette kaç yıl geçirebilirler? Allah aşkına bu milletin sabrıyla oynamayın. Her suçu günahı millete bulmaktan vazgeçin. Milletle her ne alakası var? Sıkıntıda kimse dış güçler, beka şey sorunu, terör bilmem operasyon çekiliyor. Peki hükümet ne iş yapıyor? Üretim diyorlar. O zaman millet bahçesi yapacağına fabrika yap. Suriyelileri başımıza bela edip ancak tırnak içeri diyorum. Suriye niye başımıza bela olsun kardeşim? İzleyiciye söylüyorum. Suriye niye başımıza bela olsun? Suriyeli bugün Türkiye'den elini ayağını çektiği zaman bu memlekette işçi bulamazsın işçi. Bulamazsın ya. Ağır sanayide çalıştıracak eleman bulamazsın. Yani olaya biraz geniş açıdan bakmak lazım. Hatay'da bu arada bir operasyon var. Arkadaşlar bir son dakika gelişmesi olarak takip edin. Alt yazı geçebilirsiniz. Yunus Bey'e sorar mısınız? Bahsettiği dönemde dış borç neydi? Şimdi ne kadar? IMF'yi söylediği için soruyorum. Nihayet yanlışları var dedi. Bu çok iyi bir şey diye gelen mesaj var. Beni canlı yayına bağlayın. diyen başka bir izleyici var. Evet. Bilhassa ben bu konuşmalardan yakalayabildiğim şeyler Aytunç Bey'in söylediği biz standartlarımızın çok ötesinde harcama yaptık. Şu anki darboğazın nedenlerinden biri bu. Ama hükümetin de yanlış ekonomik yatırımlarının neticesini çekiyoruz. Yunus Bey dış güçlerin daha çok müdahalesiyle bunların olduğu, Türkiye'nin özellikle bölgede çok aktör rol oynamasından kaynaklanan pozisyonundan itibaren ülkelerin ayar çekmeye çalışmasından doğru bahsediyor. Asıl bunun nedeni bu. Çağlar Bey de yanlış politika yanlış politikayı değerlendirdi herhalde. Ya şimdi biz, belli bir süre ne kadar ülkede para edebilecek kurumların hepsini özelleştirdik. Korkunç bir para girdi ülkeye. Hep bunları da yabancı ülkelere sattık. Korkunç bir para girdi. Onu zaman içinde harcadık. Şimdi bitti. Metin Bey, bunun tek açıklaması bu. Yani Elazığ, gelen bir para yok. Elazığ'ı Türkiye'ye benzetirsek şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın Elazığ 3 etrafı sularla çevrili bir alan değil mi? Evet. Bir yarımada şeklindeyiz. Ortamızda bir Hazar gölümüz var. Şeker fabrikamız dev gibi ki Türkiye'nin en eski ve en köklü fabrikalarından biri. Bugün maalesef Elazığ'daki yöneticilerin, bürokratların yanlış yönetiminden kaynaklı Elazığ Şeker Fabrikası Diyarbakır'da 60 bin ton şeker pancarı ektiriyordu. Bizim bütün programlarda ki ben bundan sonraki en azından yılbaşına kadar her oturduğum yerde, her programda bunu vurgulayacağım. Çünkü bizim maalesef bir Elazığ düşün. Sadece Elazığ bir Türkiye'ye yayınlıyorum. Yani yanlış yapılan hareketlerden dolayı söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ve Diyarbakır'daki şekerdeki oran %13, Elazığ'daki üretildiğine topraktan %18 alıyorsunuz. Ne kadar acı bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Ve burada bunlarla ilgili hiç kimse sivil toplum örgütleri de, resmi dairelerimizde, bürokratlarımızda bunlara ilgili hiçbir çalışma yapmamış. Hiçbir fizibilite yapmamış ve biz Diyarbakır'dan 60 bin ton
şeker pancarı ektiriyoruz. Çünkü Elazığ'da yok. Sulak alanın olmayışını. Şimdi biz oturup bunu düzeltirsek, bunu yıllara saniye olarak anlatırsak, ki bugün rektörümüzün de bir açıklaması vardı galiba şeyle alakalı. Bu üniversitede yeni bir bölümün evet, alakalı ki Allah razı olsun ondan. Bununla ilgili de epeyce sosyal medyada Sayın Rektör'e şey var yani. Övgü var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz Elazığ'da hayvancılığı bitiriyoruz. Tarımı bitiriyoruz. Aynısı Türkiye gibi düşünün burayı. Bunun da tedbirini zamanında almıyoruz. Ondan sonra oturup ağlıyoruz. Şimdi biz Elazığ'da tarım şehri olsa bugün bu ekonomik krizler, biz Türkiye'nin her yerinden alışveriş yapan insanlarız. Tarım olsa ekonomik kriz etkilemez mi diyorsunuz? Hayır, biz tabii ki şöyle söyleyeyim. Mesela ben Elazığ babında mazotunu, gübresini bakın şöyle söyleyeyim. Sonunda ürettiğiniz şu virüste bir şey öğrendik. Tarım artık sanayinin önüne geçti. Doğru. Tarım sanayinin önüne geçti, dünyada geçti. Bugün yukarıda ne konuştuk? Arkadaşlar evet. Arasında yeni bir iş yaptığımızda şu işi yapalım. Hep tarımla alakalı iş yapıyoruz. Çünkü tarım teknolojinin önüne sanayinin önüne geçti. Pardon. Niye geçti? Çünkü bir virüs olduğunda veyahut da bu tip dünyadaki olabilecek bu sağlık hadiselerinde tarım en önemli şey oldu. Biz Elazığ'ı kurtarmak istiyorsak, demin o vatandaşlarımız sonuçta Elazığ'da. Biz Elazığ'ın sulamasını çok iyi yaparsak, işte Kuzova sulamasını yaptık, toprağın altına gömdük kaldı. 170-180 trilyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bir taraftan Ulova sulamasını yaptık. Toprağın 3-4 trilyon veya 5 trilyonluk elektrik parası yüzünden toprağın altında kaldı. Bunların tamamının artık bitmesi lazım. Bundan sonra bizim tarım kültürünü oturtmamız lazım Elazığ'ımızda. Biz eğer bunu oturtursak, Elazığ'daki vatandaşlarımız için söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bu işi yaparsak köyden şehre değil, şehirden köye, yani kırsala tarıma insanlar gider. Bakın ben 3 şehir, isim vermeyeceğim, 3 tane tarımı iyi olan şehirde bir araştırma yaptım. Bana ne dediler biliyor musunuz? En son cümlesi, bu araştırma biraz uzundu, en son parantez içinde söylenen şuydu. Biz tarımdan gelen gelirimizle ailemizin normal iaşesini, yıllık iaşesini karşılıyoruz. Ticaretten kazandığımızla da ticaretimizi büyütüyoruz. Evet. Şimdi buna baktığımız zaman biz bu treni kaçırmışız. Ama kaçırmışsak peşinden gitmeyeceğiz anlamına gelmez. Bu mücadeleyi Sayın Valimizle, 5 milletvekilimizle, bürokrasiyle bu işin, ben yarın da Sayın Valimizle de bu konuyu konuşacağım ve Ticaret İl Genel Meclisi'nde de bunu gündem haline getirdik. Gerekirse çok profesyonel firmalarla bu işe para harcayarak Elazığ'ın tarımsal şeyi çıkartmamız lazım. Röntgenini çıkartmamız lazım. Ne ekilebilir? Kitlesel tarıma dönmemiz lazım. Tarım Bakanlığı'yla, Devlet Su İşleri'yle, dediğim gibi bürokrasiyle bu işi çözmemiz lazım. Çözemezsek, bütün Türkiye'nin ekonomisi düzelse de Elazığ'ın ekonomisi yine düzelmeyecektir. Çünkü bizim önümüzde 20 yıl ödeyeceğimiz bir para var. Bunun ilk 5 senesi çok önemli. Ondan sonra enflasyon olur, enflasyon da erir gider. Ama sonuçta ilk 5 senesinde 8,5 katrilyon gibi bir para çıkacak. Evet. Mesela bizim şu anda Metin Bey, size takip ediyorsunuzdur, kanatlı barajı var. Kovancılar Karakoçan'da. Bunun bir an önce bitirilip o bölgenin sulama projelerinin yapılması lazım. Evet. Biraz daha devam edeceğiz. Mesajları okuyacağım Yunus Bey. Sonra reklama gideceğiz. Merhabalar Metin Bey. Hayırlı akşamlar. IMF konusuna giriyor. Peki o, şu an dolar 8 küsür. O zaman doların Türk lirası karşısında değeri ne kadardı diye gelen sorular. İyi geceler. Aytunç Bey Elazığ'ın saygıdeğer iş adamı. Yüzlerce çalışanına tebrik ediyorum. Elazığ'a sahip çıkarak iş yapıyor ama Türkleri çalıştırıyor diye gelen mesaj. Sevgili izleyen, yani böyle bireysel cümlelerden kaçınalım. Buradaki bu yorumcuların tamamı, emin olun, sizin kadar sizi düşünen kişiler. Buna tüm kalbi duygularımla yaklaşıyorum. Herkes kendi yorumunu, kendi perspektifini aktarmak üzere burada. Yoksa sizin ekonomik şartlarınızı bilerek farklı cümleler kullanmıyor. Sadece ülkenin içinde bulunduğu şartları kendi cümleleriyle yorumlamaya çalışıyor. Lütfen olayı şahsileştirmeyin şöyle derim. Şöyle bir şey de yapabiliriz. O kardeşimiz, benim telefonum her tarafta vardır ya da şirket telefonunu. Yok, bunu sizden, hayır bizden bilmedikleri bir şey varsa bizim açıklamamızı istedikleri, onları açıklayacaklarla açıklarız. Yani sorun değil.
İyi akşamlar. Yunus Bey yol yaptı, köprü yaptı diyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Kendi arabamla yeni havalimanına gittim. Gidiş dönüş benim HGS'den 47,5 lira para kesilmiş. Bunun açıklamasını yapar mı acaba? Yapmaz. Yani bu farklı bir olay. HGS'den 47,5 lira. Eleştirdi ya. Onu kendisi daha az önce eleştirdi. Derim ve kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Efendim ikinci dilimde sizlerle beraberiz. İlk dilimi zannederiz ki büyük bir çoğunluğunuz takip etmiştir. İlk dilimde ekonomi konuştuk. Malum ekonomide geldiğinden son verileri değerlendirdik. Şehir ekonomisi, sebepleri, nedenleri, çözümleri noktasında yorumcularımızın değerlendirmeleri vardı. İkinci dilimde söylemiştik de STK'lardan bahsedeceğimizi konuşmuştuk. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini değerlendirmek istediğimizden bahsetmiştik. Ve bunu biliyoruz ki kıymetli izleyenler bir şehirde evet siyasiler, o ilin siyasi aktörleri önemli figürlerdir. Bürokrasi elbette önemlidir. Medya keza bir şehrin gelişmesinde, kalkınmasında önemli aktörler içerisindedir. Ve hiç kuşkusuz STK'lar da böyle zannederiz. Ve ya en azından uzun zamandır bu söylemleri dinleriz. Elazığ'da da derneklere baktığınızda 500'e yakın dernek var. Bunların büyük bir çoğunluğu da aslında 700 küsür. Tabela. 800'ü. Bunların içinde cami dernekleri falan var. Onları çıktığımız cami dernekleri 300'e yakın da sosyal ondan dernekler. Bahsediyoruz. Yani 400'e yakın normal STK bizim anladığımız manada dernekler. Şimdi hal böyle olunca dernekleri konuşalım dedik. Sivil toplum kuruluşlarını konuşalım dedik. Şehre kazandırdıkları ya da kazandıramadıkları ya da nasıl kazandıracaklarını konuşalım dedik. Ve bu defa Aytunç Bey ile başlayalım. Teşekkür ederim. Uygun mudur? Aytunç Bey, STK'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben oraya gelmeden önce reklam arasında arayan dostlarımız vardı. Onlara bir yanlış anlaşılma var. Onu defa bir düzeltelim. Biz sonuçta her şeyi vatandaşta suçu bulmadık. Biz hükümetin yanlış politikalarından da bahsettik. Bizim de sadece rehavette olan vatandaşlarımızın rehavette olduğunu anlatmaya çalıştık. Evet. Yani para verilirken çok rahat ve yapılan yatırımlara kimsenin isyan etmediğini, İsyan derken yanlış bir anlama alınmasın. Yanlış yatırımlara kimsenin tepkisi olmadığını ama bu taraftan verilirken de ama biz tabii ki yapılan yanlışların, yapılan yanlış yatırımlardan da bahsettik. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani birilerini desteklemek gibi bir lüksümüz evet. de yok zaten bizim. Sivil toplum kuruluşlarına gelindiğinde biz bundan bir geçen yıl yine sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili bir program yapmıştık. Orada da söylediğim lafı aynısını oradan alıp geleceğim. Ben sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğunun, hepsini demeyeyim, çoğunluğunun tabela sivil toplum kuruluşu olduğu kanısındayım. Şundan dolayı bugün sivil toplum kuruluşları esasında çok etken kuruluşlardır. Yani bunlar içerisinde çok güçlü olanları var. İşte ticaret odası. Onu ben bunların dışında tutuyorum. Niye? Çünkü o artık tamamıyla farklı Türkiye'de Türkiye Odalar Borsalar Birliği siyasetin ve ticaretin tamamıyla içinde olan işte kanunlar çıkarken destek olan kuruluşları. Bunun haricindeki sivil toplum kuruluşlarının baktığınızda ya bir partinin devamı ya bir düşüncenin devamı gibi görünüyor. Şimdi ben Sivrice şu anda çok harap bir vaziyette ve vatandaşlar şu anda Sivrice'de neyin ne olduğunu bilmiyor. Ben daha önceki programlarımızda lütfen oradaki sivil toplum kuruluşları vatandaşı toplasın. Hükümetten oradaki kaymakamlıktan, Şehircilik Müdürlüğü'nden, İmar Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı'ndan bu işi sonuçlandırsın ve vatandaş rahatlatsın demiştik. Geçen gün Sivriceliler Derneği Kaymakam Sayın Mustafa Gül'ü ziyaret etmişler ve orada istişarede bulunmuşlar. Şimdi ben esasında Sivriceliler Derneği'ne şunu bekliyordum. Yıkım kararı çıktıktan sonra oraya karargah kurup ne olacağını vatandaşa sahip çıkacak. Çünkü orası sonuçta siyasi bir iş. Elazığ'da olduğu gibi ki biliyorsunuz direkt sitesinde de aynı hadise oldu. Sivrice biraz daha dernekleri mernekleri olduğu için söylüyorum. İşte yıkılan ev sayısından daha fazla ev yapıldı. Evler küçültüldü. Herkes isyanda. Bugün evler verildi ama herkes isyanda. Şimdi burada da aynı şekilde sivil toplum kuruluşları daha önce söylediğimi söyleyeceğim. Hepsi için söylemiyorum tekrar. Altını çizerek konuşuyorum. Bir kısmı tamamıyla plaket verme yeri haline geldi.
Yani konuya parmak basıp o konuyu sadece basında bir iki beyanla götürüp ama bunu kitlesel hale getirmiyorlar. Kitlesel hale getirilmediği için de mesela ben demin bir örnek verdim. Şeker fabrikasıyla alakalı, pancar ekimiyle alakalı. En azından bir ziraat odası var. Bundan ilgili hiçbir açıklamasını duydunuz mu hiç basında? Şu kadar şeker fabrikası var, burada ekilmedi, şurada ekiliyor veya bunun mücadelesini iki sefer basında çıkmakla değil. Bu sözlerinden sonra bana çok tenkit gelecektir mutlaka. Ama sonuçta benim içinden geçen... Ben de ona alıştım, tenkit olayı biraz. Ha, olabilir, biz sonuçta... Evet. Yanlış söylediğimiz zaman da demin program başında nasıl defterdarımıza bizim açıklamasını yaptı. Ben çok büyük zevk aldım ve çok memnun oldum. Bunun gibi yanlış bir ifademiz varsa biz sonuçta gördüğümüzü yorumluyoruz. Bu yorum içerisinde sivil toplum örgütleri çıkıp bir su işi düzelttik dediklerinde de boynumuz kıldan ince. Evet. Önlerde ceketimizi ilikleriz. Ama sivil toplum örgütlerine baktığınız zaman raporlar yapmış olsalar bile bunu icraata geçirmekte sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü çok fazla hükümetle de ters düşmek istemiyorlar. Yani bir rapor hazırlamak her zaman hükümetle ters düşmek hayır, manasına onu, mı? Hayır, onu takip etmek önemli. Yani o raporda bir yanlış varsa onu takip etmek gerekir bence. Sivil toplum örgütlerinin işi bunları düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak. Yani bugün ben artık dediğim gibi diğer tarafını bıraktım. Daha çok tarımla alakalı şeyler, söylemlerde bulunmak istiyorum bundan sonra. Yani bu tip tarım kredi kooperatiflerinin üyeleri, işte süt birlikleri var, bunun gibi bir sürü sivil toplum kuruluşları var. Bunlar tamamıyla raporlar hazırlayıp ve o raporları hakkında da gelecek, mesela benim bir teklifim var. Bu sivil toplum örgütleri birleşip Elazığ'ın geleceğiyle ilgili. Herkes kendi branşında bir yorumlar yapıp, yapılması gerekenleri anlatıp bir kitapçık halinde yayınlanması. Ve bunun da bir stratejik plan olarak uygulanması. Bundan sonraki 20 yılda bu programın uygulanması. Eğer böyle yaparsak bir yere varabiliriz. Ama böyle yapamazsak sivil toplum örgütleri sadece gidip bir yerleri ziyaret edip geldiğinde bu işlerin hiçbir sorunu olmaz. Evet. Hiçbir sonucu olmaz. Yani işte 300-400 civarında derneğimiz var. Fakat bunların mutlaka aktif hale gelmesi lazım. Yani gerçekten konularını en üst seviyeye taşımaları lazım. Bunlar için de tabii ki maddiyat lazım. Baktığınız zaman. Yani bu kadar çok olacağına bu dernekler toplanıp daha öz ve söz her branştan, mesela bugün baktığınız zaman çoğu en az 380 bin nüfusu bir şehir esasına baktığınızda. Aynı iş kolundan 3-4 tane dernek görüyorsunuz. Bu derneklerin bir araya gelmesi lazım. Mesela benim de içinde senelerce çalıştığım, çok gururla çalıştığım bir Elazığ Müzikçi Cemiyeti'ni düşünün. Bununla beraber Elazığ'da 4-5 tane daha cemiyet kuruldu. Aslında bunların bir araya gelip gerçek kültürümüzü ortaya koyması lazım. Bugün düğünlerimizde artık Elazığ halayı, leblebici, bıçak oyunumuz oynanmıyor. Bunu artık oynatmamız lazım. Onların görevi çünkü kültürü yaymak. Ne demek istediğimi evet. İfade edebiliyor muyum? Yani her branş kendine göre bir araya gelmeli ve bunun hedefinde de o hedefledikleri programı uygulamaları lazım. Dağıldığınız müddetçe hiçbir şey çıkmaz. Hani bizim bir atasözümüz var ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birleşerek tekel olmak, daha iyi alkış çalma gücüne ulaşabilmek ve birlik beraberliğimizle bu sosyal STK'larımız faaliyetlerini bu şekilde daha rahat yapabilir. Yani. Ama dağıldıkları zaman bunların hiçbir tanesinin olma şansını sıfır görüyor. Peki. Çağlar Bey, size devam edelim. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının etkinliği ve şehir üzerindeki oynayabileceği rolleri aslında konuşmak lazım. Bir sivil toplum kuruluşu Aytunç Bey'in söylediği gibi plaket vermekten ibaret olmamalı ve daha çok şehrin sorunlarının temeline inmeli. Onu bertaraf etmek için mücadele etmeli. İfadeler genelde bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz? Elazığ'daki STK'ları değerlendirecek olursanız. Şimdi aslında STK'ların kuruluş ve işleyiş amacı zaten bunlar. Fakat son zamanlarda ortaya çıkan tabloya bakıldığınız zaman ortada böyle bir durum yok. Niye? STK'lar genelde bir siyasi partinin veya bir siyasi görüşün genelde hep arka bahçesi konumunda. Maalesef. Zaten gruplaştırmayı da
görünmeyi de bu ortaya çıkarıyor. Şimdi birleşme konusunda ise o pek mümkün görünmüyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü herkes oraya gelirken bir koltuk sevdasıyla geliyor. Bunu da başka birilerine bir şekilde ortak olmaması amacıyla bu birleşme olmaz. Hadi ben birleşmeden vazgeçtim de bari herkes kendi branşında bunu artık biraz daha işin asıl kuruluş amaçlarına dönmeleri gerektiğinin farkında olsunlar. Niye? Sen bir herhangi bir konuyla ilgili bir cemiyet, bir dernek, bir şey kurduğun zaman bununla ilgili öneri, bununla ilgili eksiklikler, bununla ilgili gereksinimleri bir şekilde bir yerlere duyurman lazım. Ama bizimkiler öyle mi? Bakıyorsunuz yok. Özellikle bu sosyal medyada son zamanlarda bu gidip de valili olsun, kaymakamlı olsun, fotoğraf vermek, işte şu konuyu görüştük, tamam görüştünüz de sonuç diye bir fotoğraf vermenin dışına çıkmıyor. Sizin az önce sizin söylediğiniz gibi plaket vermekten başka. Şimdi aslında STK'ların kendi içinde bir sürü şeyleri var. Kuruluş amaçlarına göre farklılıkları var. Ne var? Kimi sosyal veya sosyal kültürel STK'lar, kimi ekonomik STK'lar, kimi mesleki STK'lar. Kendi aralarında paydaş olmuşlar. Kendi aralarında bölünmüşler. Şimdi bunlar nasıl yapmaları gerektiklerini yapmadığı için bu eksiklikler de sürekli hani diyoruz şu eksik, bu eksik. Bu eksiki biz vatandaş olarak sen, ben, o ilk başta sezemeyebiliriz. Anlamayabiliriz. Biz bu işi önüne getiremeyebiliriz. Bunu yapacak olanlar STK'lar. Ama maalesef bizde az önce söylediğim gibi öyle bir durum yok. Bakıyorsun öneri var mı? Yok. Yapılacak şeylerle ilgili bir talep var mı? Talep hiç yok. Yani ben bir STK'nın çıkıp da biz bunu talep ediyoruz deyip de arkasında durduğunu, o iş bitene kadar gündem yarattığını, o iş bitene kadar sürekli onu sıcak tuttuğunu görmedim daha henüz. Bu mesleki konularda da aynen böyle. Asıyorum mesela siz eğitimle ilgili olan sendikalar. Şimdi biz sürekli dedik ki işte bu pandemi sürecinde yok öğrenciler EBA üzerinden giremiyor. Niye? Adamın 3 tane çocuğu var. Okula giden varsa, saatler çakışıyorsa o eve 3 tane televizyon lazım. Tablet lazım. Bununla ilgili siz eğitimle ilgili olan sendikaların bir tek önerisini duydunuz mu? Ben duymadım. Veya bununla ilgili bir çalışmalarını duydunuz mu? Yok. Yine en iyi sanki bu son zamanlarda bu Altınova ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Gene o biraz kitapçık çıkardı, broşür çıkardı, gitti geldi, gitti geldi. O da bir şekilde önü kesin. Biz zaten çalışanlara bir şey demiyoruz. Yani içinde diyorum, onun da bir şekilde önü kesin. 3-5 tanenin de, 800-300 tane içinde 3-5 tanenin de bir şey yok. Yani. Şimdi yani il bazında, bir iktidarın il bazında belli bir sayıda milletvekili olunca, gücü tek başına elinde tutunca ister istemez bunlar da siyasi olarak bir şekilde önlerine geçiliyor. Bunlar da ellerindeki gücü kaybetmemek için veya o makamı, koltuğu kaybetmemek için biraz daha ne etliye ne tuzluya karışmak gibi bir rol biçiyorlar kendilerini. Mesela devamında bakıyorsun bir deprem süreci geçirdik. Yani bu ülkede, bu şehirde mimarlar odası var, mühendisler odası var. Bunların bir tane çalışmasını, bu özellikle yıkımlarla ilgili bir çalışmasını duyduk mu? Yok. Müteahhitlerle ilgili duyduk mu? Yok. Bugün bir dostum bana çok güzel bir şeyden bahsetti. Eskişehir'deki yıkımla ilgili bir şey gösterdi. Müthiş bir şey. Bizim Elazığ'da bununla ilgili bir çalışma var mı? Yok. Adam etrafını şey yapmış, yıkımla yıkılacak binanın etrafını güvenlik çemberini alıyor. Oranı muhafaza alıyor. Yani at naylonla mı o tip bir bezle etrafını sarıyor. Yukarıdan küçük cihazlarla parça parça kırarak tüplerden aşağıya kamyonlara yüklüyor. Ne toz ne bir şey. Öteki türlü diğer başka bir şehirde, hangi şehirde şimdi hatırlamıyorum. Onda farklı bir sistem var. Bunların hiçbiri bizim yok ki. Bizim şehri bir seferde enkaz şeklinde girildi. Ya bunlarla ilgili bir açıklamasını duyduk mu bu meslek kuruluşlarına? Hayır. Milletimle ilgili özellikle öğretmen camiasına duydunuz mu? Yok. Elazığ'da bir okulda iki tane öğretmenimiz koronavirüse yakalanıyor. Yani isim vermeyeceğim. İki tane öğretmenimiz yakalanıyor. Ertesi gün diyorlar işte biz virüse yakalandık. Diyorlar işe gelmeyin. Diğer öğretmenlere, öğrencilere zaten duyurulmuyor velilere. Öğretmenlere şu kelime kullanıyor. Diyor ki dikkatli olun.
Başka bir şey yok. Yani bir tedbir yok. Yani bu kadar büyük bir riske nasıl giriyorlar hala anlamış değilim. Bununla ilgili ne bir Milli Eğitim'le ilgili bu derneklerde birinin ortaya çıkıp da ya böyle bile bir durum var, bunu bir tedbirin al, bu benim öğretmenlerim, benim üyelerim diye bir açıklama duyduk mu? Duymadık. Böyle de bir durum var. Yani STK'lar üzerlerine düşen görevi layıkıyla yaptıklarını ben düşünmüyorum. Ne bir doğru düzgün bir çalışma yaparak bir ortam hazırlıyorlar, ne bir ciddi anlamda bir baskı sağlayıp asıl gerçek talep sahibinden, işin muhatabından gelebilecek önerileri, fikirleri üst mercilere götürmüyorlar. Yani bu şekilde yapıldığı zaman zaten bu kuruluş amaçlarının dışında hareket ettikleri zaten açık. Bir an evvel artık bunların gerçek kuruluş ve işleyiş, çalışma şartlarına geri dönüp doğru düzgün işler yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, STK'lar Elazığ'da çok yetersiz. Bir an evvel bunların kendilerini toparlayıp gerçek anlamda çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Konya Panko 3 yılda bir seçim yapıyor. Sadece bir defa bize destek vermeyip tarafsız bile durmayı başarsalar istemeyi bilemedikleri. Konya Panko ile alakalı ne ya? Ben onu anladım. O şey, orası bir resmi kurum. Yani orada çok uzun mesaj göndermiş izleyicimiz, sağ olsun bize mesajı göndermiş ama konu. Bir izleyicimiz, Elazığ'da çok özel bir şehir planım var. Coğrafi olarak projem stadyum modeli. 20 yıldır derslerimde vurguluyorum. Türkiye'de marka şehir oluyoruz. Stadyum modeli için Elazığ'ın jeoloji ve jeomorfolojisi çok uygundur diye uzun bir mesaj daha. Yunus Bey, size söz hakkı vereceğim. Tarım, tarım, tarım demiş. Ali Hıdır, Menteş. Tarımı öne çıkartmış. Bir izleyicimiz, engelsiz şehirde engelli olduğu için kaldırımın önüne park eden bir sorumsuz sürücünün onu engellemesinden bahsetmiş. Metin Bey, Çağlar Bey'e sorar mısınız? Mahkeme süreçleri nasıl gidiyor? Ne alaka şimdi? Üstadım Yunus Bey'e sorar mısınız? 2002'den önce Türkiye'mizin taviz verdiği neydi? 3 örnek verir mi diye. Ekonomiyle alakalı mevzuları geride bıraktık. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının şehirdeki etkinleri, evet, onu konuşuyoruz. Yani ekonomi artık bir önceki programda kaldı. Yunus Bey. STK'lar. STK'lar. Buyurun. Şimdi ben de yıllarca onu söyleyecektim. Sivil toplum kuruluşlarında görev yaptım. O yüzden az çok STK'cılığın ve sivil toplum kuruluşunun önemini az çok idrak edenlerdenim. Elazığ'da 400'e yakın bu işle iştirak eden sivil toplum kuruluşu var. Bir kere şunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu şehir için, ülkemiz için, memleketimiz için mücadele eden, bir araya gelen, dertlenen, sorunlarla hemhal olan STK'larımızdan, yöneticilerinden, çalışanlarından Allah razı olsun. Allah emeklerini ve gayretlerini arttırsın. Bundan yana birçok örnek sayabilirim. Birçok fakir fukaranın derdine derman olmaya çalışan, bu işe kendini adayan insanları tanıyorum. Eğitimde hakeza bir proje yapmak için günlerce, aylarca dirsek çürütmüş insanları tanıyorum. İş dünyasında bu şehre birazcık daha katma değer sağlamak için elinden gelen gayreti gösteren iş adamlarını tanıyorum sivil toplum kuruluşları içerisinde. Sendikalarda çok kıymetli memur abilerimizin emeklerini ve gayretlerini görüyorum. Ondan dolayı Elazığ'da, evet, her ne kadar tabela dernekleri olsa da bu işler için dertlenmiş birçok da insan var. Birçok da sivil toplum kuruluşu var. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnız bir de olayın tam tersi var. Siyaset düşünen, bürokraside makam düşünen, ticarette para düşünen, kendi kişisel çıkarları için bir basamak olarak 7 kişinin, 5 kişinin bir araya gelerek kurduğu tabela dernekleri var. Şimdi onlara benim bir lafım var. Geçtiğimiz günlerde Orman Bölge Müdürlüğü bir hata sonucunda Elazığ'da kendi müdürlüklerin içerisinde ağaçları kesip
Kurumuş kurumamış. Benim için önemli olan o değil. Benim için önemli olan şey şu, ağaçları kesip yerine halı saha yapması. Bu düşünce ve minvalde orada 19 tane, 29 tane, 39 tane, bir tane ağaç bir tane ağaçtır. 19 tane belki daha fazla ağacın kesilip yerine halı saha yapılması için bir çalışma yapılmıştı. Kanal 23 bunu haber olarak dile getirdi. Orman Bölge Müdürümüz de bir feraset ve dirayet göstererek yaptığı yanlıştan dönerek tekrardan halı sahayı iptal edip buraya tekrardan fidan dikerek oranın yeşillenmesini asli görevine döndü. Burada bir gazetecilik ve habercilik başarısı vardır. Ama üzülerek söylüyorum ki sırf bazılarına yalakalık olsun diye Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları STK platformunda çok üzücü mesajlar geldi bana. Bir tanesi yazmış ki Orman Bölge Müdürlüğü bu kadar şu kadar ağaç dikti bu görünmüyor da falan filan. Kardeşim doğru birdir. Ardından da yazmış ki mesele ağaç değil. Ne demek istiyorsun mesele ağaç değil derken? Hayırdır yani? Burada bu şehrin televizyoncuları, bu şehrin gazetecileri 15 Temmuz'da depremde bu memleketin milli ve manevi menfaati gereğince her zaman en ilk sahada olan, her zaman canını dişine takan, can ve mal güvenliğini her zaman tehlikeye atan bu vatandaşa gezici yaftası mı vuruyorsun sen? Hayırdır yani? Ve işin ilginç tarafı orada aklı başında diyebileceğimiz adamlar buna dem vuruyor. Buna gem vuruyor. Buradan bizi kınayanları ben kınıyorum. Buradan o ağaçların kesilmesine vesile olanları yanlışından uyarıp yerine tekrardan ağaç dikilmesine vesile olan Kanal 23'e teşekkür edeceklerine kınayanları ben kınıyorum. Ve o kınayanlar bir gün herhangi bir cenazede, herhangi bir düğünde, herhangi bir programda sadece işlerine geldiği gibi insanlara dirsek atıp en ön safta görüntü vermek için, şu ekranlara görüntü vermek için takla atan adamlar yani. Çaba sarf edecekler. Kusura bakmasınlar. Susalım, istişare edelim, bu şehir için elimizden geleni yapalım. Kardeşim burada bir hatadan dönülmüş. Ne demek mesele ağaç değil? Bu ne demek yani? Şehrin bin bir tane problemi var iken, şehrin binlerce problemi var iken burada bir hatadan dönülüyor. Orada onlara yalakalık, bölge müdürüne yalakalık yapılsın diye, kuruma yalakalık yapılsın diye mesele ağaç değilmiş, bizi kınıyorlarmış. Elinizden geleni ardınıza koymayın o zaman kardeş. Ayıptır. Ayıptır. Bu şehir için gecesi gündüzüne mücadele eden insanlara bu yaftayı vurmak ayıptır. Evet. Çok zoruma gitti. Yani iki haftadır susuyorum. Sözüm meclisten içeri. Bunu söyleyenler kendilerini çok iyi biliyorlar. Varsa bir açıklaması buyursunlar gelsinler. Yazık ya. Şu ekrana çıkmak için neler yaptığınızı biz biliyoruz ya. Üç kişi bir araya gelmiş, bir dernek başkanı, çok iyi biliyorum. İsim verip rencide etmek istemiyorum. Güya bir vakıf. Bugüne kadar tek bir Allah rızası için faaliyeti yok. Gönderdiği haberlerin %99'u şunu ziyaret ettik. Dönüyor diyor ki katılıyorum, mesele ağaç değil. Kınıyorum. Neyi kınıyorsun ya? Burada şehrin menfaati için elinden gelen her şey yapılmış kardeşim. Neyi kınıyorsun? Sen kınasan ne olur yani? Senin ne olduğunu biliyoruz yani. Kınasan ne olur? Şimdi sivil toplum kuruluşlarının asli amacı
kurulduğu işleve göre faaliyet gösteren dallardır. İş dünyası ise iş dünyası, tarımsa tarım, oysa o, buysa bu. Kıymetli ağabeylerim, kıymetli yöneticilerim, bir yerden bir yere ziyaret etmeniz kamuoyunu ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendirmiyor. Kimsenin dikkatini de çekmiyor. Faaliyetiniz ilgilendiriyor. Faaliyetleriniz ilgilendiriyor. Bununla alakalı proje yapan, dertlenen, hemhal olan yöneticilere saygımız sonsuz. Her zaman destekçisi olacağımızı da belirtiyoruz. Hem maddi hem manevi. Ama evet, kuru kalabalık yapana, boş konuşana bundan sonra ekranlarda da ona göre yer verilir. Ona göre. Ya mesele sadece boş konuşulmak. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir STK'dan program var. Bunu eleştiriyorlar. Özür dilerim Metin Bey. Adam yazıyor. Mesele ağaç değil. Şu bu. Bakan geliyor. 8 köşe kaskete hediye edip en önde fotoğraf çektirmek için çaba sarf ediyor. Çaba sarf ediyor. Ya arkadaş, yaşadığınızla yaptığınız tutarlı olsun. Lütfen ya. Lütfen ya. Şimdi lütfen rica ediyorum. İstirham ediyorum. Bakın orada çok kıymetli profesörlerimiz var. İşte ne bileyim, memur seni var, kamu seni çaba var. Çaba sarf eden STK'lar ya var. Bir sürü insan var. Bakın bunlara saygım sonsuz. Evet. Yanlış anlaşılan konu var. Kaldı ki bu haberin, yapılan haberin altına imzamı atarım. Sonuna kadar da giderim. Burada bir yanlıştan dönülmüştür bu haberle alakalı. Kaldı ki faraza yanlış bir şey de yapılmış olabilir. Sehven bir şey de olmuş olabilir. Ama sen mesele ağaç değil, İşte kınıyorum, buna benzer ağır, saçma sapan cümlelere girersen bu da bizim kulağımıza gelir. Bu da bizim kulağımıza gelir. Kimin olduğunu da biliriz. Evet. Şimdi Metin Bey, şunu ben hemen bir şey söyleyeyim bu arada basınla alakalı. Geçen gün bir yerel gazetemizde, isim vermemde sakınca var mı? Sorun yok. Hakimiyet gazetesinde bir manşet vardı, Alaptarla Köyü ile ilgili. Evet. Bizim de arkadaşlarla oturuyorduk, bir köyümüze interneti çekmedi. Siz de dün haberlerde verdiniz. Basının esasında gücü bu. Evet. O köye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Gündeme geldi. Gündeme geldi. Siz gördünüz, basında bir başkası görüyor. Gelmezse zaten, biz zaten evet, şunu... Basın da esasında çok büyük bir kitleyi güç. Ama bu gücü gerçekten kullanıldığı zaman, yani hepimiz iş adamıyız. Bizlere de çok tenkitler geliyor bu şekilde. Yani yaptığımız işin dibini bilmedikleri için, ne için yaptığımız, esasında bizim hatamız şu. Biz bu tip hadiselerde birinci derecede muhatabını açıp abi böyle bir iş var nedir diye sorsa hiçbir problem kalmayacak. Mesela bizimle alakalı, benim iş yerimle alakalı 193 tane bir sosyal medyada bir konu hakkında bildirdi. Yine bir sivil toplum kuruluşumuzun başlatmış olduğu bizde bir soru. Ben bunu hiç cevap bile vermedim. Niye vermedim biliyor musun? Çünkü bizim yaptığımız onların şeyi yetmez. Dünya görüşü yetmez. Biz o işi niye yaptığımızı, ne için yaptığımızı, ne amaçla yaptığımızı. Halbuki o sivil toplum kuruluşunun başkanı beni arasa. Ya böyle bir şey var. Çünkü samimiyiz. Hepimiz en azından işte 380 nüfuslu şehir. Bunu yaptınız, bunun sebebi nedir, nasıl kullanacaksınız diye sorsalar var ya Metin Bey, zaten sorun çözülecek. Ama bu şekilde birbirimizi kırarak gittiğimizde, işte geçen gün Sayın Şahap Emir Bey'in ve Suat Öztürk abimizin beyanları vardı. Evet. O kadar gerçekçi ki birbirimizi kırarak biz buradaki insanlarımızı kaçırıyoruz. Yani sivil toplum kuruluşlarımızın ve bizim aleyhimizde yazılan o ahlak dışı cümleleri, o sivil toplum kuruluşunun başkanı şöyle bir yazısı olmalı onun altında. Arkadaşlar bu şekilde yazamazsınız. Tenkit edebiliriz. Kesinlikle. Zorumuza yani bizim en çok kırıldığımız taraf ora. O sivil toplum kuruluşunun başkanı 193 tanenin içinde bize çok argo konuşulan konular var. En azından ona müdahale edip arkadaş sen benim üyemsen bu şekilde buraya da davranamazsın. Bu da şehrimizin bir kuruluşudur demesi lazım. O vatandaş bizim için her şey yazabilir. Ama o dernek bunu başlatmış, o sivil toplum kuruluşu. Dernek demiyor, sivil toplum kuruluşu. Bunun altına kendi işi için bu şovmenliği yapıp yoksa onun yapılma amacı başka, onun fikri başka, o çeşitli amaçlarla kullanılan bir materyal. Anlatabiliyor muyum? Çok derine girmek istemiyorum ama bunlar ne oluyor? Sizi bazı projelerinizden uzaklaştırıyor. Şimdi sivil toplum örgütleri esasında gerçeği anlayıp konuya vakıf olup o kan hakkında mücadele etmesi lazım. Şimdi düşünün, bir Türkiye'de bütün şubeleri olan veya Türkiye'de
büyük bir kitle olan bir sivil toplum kuruluşunu düşünün. Türkiye'deki büyük problemleri çözememiş kütlesel anlamda. Gelmiş Elazığ'daki bir problemi, bir problem de değil de kendine problem olabilecek bir şeyi çözmeye çalışıyor. O zaman döner derler ki abi sen böyle bir federasyonsan, böyle bir iş yeriysen, böyle bir kuruluşsan büyüğü çöz ondan sonra gel. Burada bizim birbirimizi yememize hiç gerek yok. Bizim esasında karşı geldiğimiz bunlar. Yani biz Avcılar Derneği var mesela. Faaliyetler yapıyor. Mevzuatı takip ediyor. Bizim bunlara lafımız yok. Yani bunlar lütfen üstlerine almasa. Biz hiçbir faaliyet yapmadan, hiçbir mücadelesi olmadan bunlarla alakalı ya da bunu gündeme getirip takip etmeyen, mücadeleci olmayan her yer için biz bunu söylüyoruz. Bu sadece sivil toplum örgütlerinde değil. Bizim bürokrasimizin içinde de var. Ya kendimizi de eleştiriyoruz yeri geldiğinde. Tabii kendimizi eleştiriyoruz. Resmi kurumlarımıza da. Medya olarak da kendimizi eleştiriyoruz. Bizler de hata yapabiliriz. Yani. Ama sonuçta bu tip yerleri yazıp altında bir şeyler aramanın bir anlamı yok. Açar sorarsın. Mesela bizim bazen bu deprem geçirdik, virüs geçirdik. Bir gün bir vatandaşımız sosyal medyada bir bizle alakalı bir iş yazmıştı Metin Bey. Telefon açtım. Kendisine neler yaptığımızı anlattım. Karşılıklı anlaştık. Özür diledi, kapattık. Biz her şeyi de... Aytunç Bey, yani bakın, mesele... Bir oraya geleceğim ama. Sivil toplum, bizim de hep bizim derdi var. Sivil toplum kuruluşları bir işi yapıcıdır. Yani sonuçta sivil toplum... Şimdi bizim işimiz ne? Aytunç Bey, biz eleştirmek aslında medya... Eleştirmek değil bizim işimiz. Biz sadece fikirlerimizi söylüyoruz. Sizden bahsetmiyorum. Medya olarak çoğu şeyi bir bakıma eleştirirsiniz ki daha güzel olsun. Tabii. Daha güzeli yapılsın. Yani ben her zaman geldim işte vay çok güzel iş yapmışsınız bravo helal olsun dediğimizde vallahi bir faydasını görmüyoruz. Özür dilerim şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde öğrenciler tablete ulaşamıyor, internete ulaşamıyor vesaire ama bir sendika dolaşıyor. Çalışıyor da yani mücadele onu eleştirmiyoruz. Ediyor. Efendim? Mücadele ediyor. Evet. Mücadele de ediyor ama başka alanlarda. Şunu söyledim ya dedim şu anda öğrencilerin dedim tablete ihtiyacı var dedim. İnternete ihtiyacı var dedim. Bu mevzuların sırası değil. Sen misin onu söylersin. Nasıl söylersin? Yani bu bir eleştiri de olabilir aslında. Ama ben daha önemli bir yere dikkat çekmeye çalışıyorum. Yunus Bey'in az önce bahsettiği mevzu. Sizin derdiniz ağaç değil. Valla bizim derdimiz ağaç. Valla bizim derdimiz ağaç. Başka yazmış, bir şey değil yani. Adamın biri yazmış. Ben şimdi tekrar Aytunç Bey konuşurken STK platformunda yazılan yazıları okudum. Adam yazmış niyet hayır olsun ki akıbet de hayır olsun. Ya ben senin niyetini de bilirim, akıbetini de bilirim. Onu yazan arkadaşa söylüyorum. Ayıptır ya. Ayıptır arkadaş. Burada yapılan iş, bu şehirde asli görevi ağaç dikmek olan, evet. Bölge müdürlüğü olan bir yerde ağaç kıyımına engel olunmasıdır. Hayırdır ya. Böyle. Bu konuda konuşulacak çok şey var. Üstüne alınmak isteyenler alınsın. Diğerlerine de gerçekten saygımız sonsuz. Yaptıkları ve yapacakları işlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Umarım bu şehrin güzel yapacakları işin tamamının arkasındayız. Arkasındayız evet. Ne gerekirse biz de yaparız. Tabii yani bu şu var. Dediğim gibi bütün sivil toplum kuruluşları kendi çaplarında toplayalım yani altını kırmızı çizelim. Mücadele edenler. Kamuoyunda bunu paylaşanlar. Çünkü bazının gücü de yetmeyebilir. Ama sonuçta bunu kamuoyuyla paylaşır. Mücadelesini hep beraber yaparız. Duyarlı evet. Birisi çıkar. Yani gündem yaratır. Gündem yaratırız. Yani o gündem yaratma işinde bile fikirlerimizi doğru anlatmamız lazım. Yani bugün hepimizin başında olan bir iş var. İşte bizim hep senelerdir burada İbrahim Bey'le de zamanında bunu konuştuk. Bir Sivrice meselemiz var. Burası ne olacak? Hala da oradaki vatandaşlar bilmiyor. Bunu çıkıp birilerinin anlatması lazım abi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel geçen bir programdı. Renk kattığınız yorumlarınızla. Haftaya inşallah tam kadro daha iç açıcı mevzuları konuşmaya gayret göstereceğiz. Sevgili izleyenler, ajanda programının sonuna geldik. Yorumcularımıza söylemek istediğiniz bir son bir cümle var mı? Direkt kapatmak istemiyorum. Tamam. Haftaya pazartesi ajandada her zaman olduğu gibi burada olmaya gayret göstereceğiz. Ana haber bülteni için ise yarına randevulaşalım. Saatler 19.30 gösterdiğinde yine bu ekranda hem Elazığ'ın hem bölgenin hem de Türkiye'nin haberlerini aktarma fırsatını bulacağımızı zannediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Elazığ merkezi.